böyle böyle böyle. Maşallah. Annesi geldi benim kızlarımın annesi. Allah'ım ya Rabbim niye takip ediyorsun? Bak benim değil ha. Dışarıya veriyorum parayla. Kendime örüyorum, dışarıya örüyorum. Şu gördünüz ha 35 liraya örüyorum işte. Hemen 25 yıl bitti Aralık'ta Allah'ın izniyle 26. yıla girecek evliliğim. 4 çocuk annesiyim. 3'ü üniversitede biri lisede olmak şartıyla hepsi öğrenci. Yardımcım hiç kimsem yok. Allah razı olsun eşim elinden geldiği yardım etmeye çalışıyor ama hani ne kadar ki kendisi rahatsız, bedensel rahatsız. Yani bir, çok şükür zihinsel bir engel yok ama bedensel var. Takdir edersiniz ki yani ne kadar bir insan kendini müdafaa edemeyecek bir insanın bana ne kadar bir faydası olur. Erkek de ben, kadın da ben, anne de ben, baba da hemen hemen ben. Deniz benden sorulur. Odun, kış odunu geleceği yapılacak. Motorla odun doğranacak. Benden sorulur. Bahçe olacak. Benden sorulur. İneğidir, affedersin. Tavuğudur, çayıdır, fındığıdır, kivisidir. Benden sorulur. Artı pazar yerine çıkmam gerekiyor. Yani katkıda bulunmam gerekiyor. Sebzemin çoğunu değerlendirmem gerekiyor. O kadar sebze yiyemediğimize göre çok yaptığım için de değerlendiriyorum. Mecbur eşimin maaşı yetmez ki. Eşimin maaşı bunun hangisine yetsin? Üçü de artı kirada. Düşünebiliyor musunuz? Bunun okulda masrafı var, alınacak kitapları var. Benim çocuklar kitap okumaya çok fazla meraklı. Devamlı okumadıkları kitap türü yok. Her tür kitaplar, çok şükür, iyi ki okuyor, seviyorum. Ben pazardan aldığım 5 liralık etekle, 10 liralık tişörtle geçinirim. Ama ben çocuğuma 5 liralık, 10 liralık tişört giydirip de üniversiteye gönderemem. Onların bir duruşu, bir kariyeri olacak ileride. Ama diyecekler ki, aman belki bir yere gelebildikleri zaman diyecekler ki, aman senin annen bir çiftçiydi. Çok şükür ben gurur duyuyorum Atatürk'ün dediği gibi. Köylü milletin efendisidir. Ve çalıştığım işten, sattığım maldan gururluyum. Bugünkü yeni evlenen çiftlerin tavsiyem, en büyük tavsiyem eşler arasında birbirine çok danışarak, birbirine çok fazla yardım yapar. Ha eşim getirsin ben yerim. Hani bir söz var ya kariyer. Kariyer aslında erkek çalışır kariyer ama değil. Herkesin illa okuyup da bir yerde çalışması değil. Eşini insan istediği gibi benim gibi katkıda. Ben deniz kenarına odun toplamaya gidiyorum. İki tane demir parçası bulunca getiriyorum. Onu da hurdacıya veriyorum. Çünkü günlük bir ekmek parası çıksa bile kârdır. O da çürüyeceğini değerlensin. Ben çok şükür eşimden memnunum huyundan. Artık görüyorsunuz ki eşimin bakımı da yani hemen hemen bana ait. Ama yani çok şükür Allah razı olsun. Balığa çıkmak tehlikeli olmuyor mu? Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Ne tehlikeleri var? Şu gördüğünüz durgun deniz bazen öyle kuduruyor, öyle deliriyor ki aniden. O küçücük bir rüzgarda var. Ortalığı altını üstüne getiriyor. Kalıyorsun denizin ortasında. Artı
Atıyorsun, av atıyorsun, çapası var, demir çapası atıyorsun, o çapayı kaldırmak zor oluyor. Yani bir kadının gücüyle erkek gücü asla bir olamaz. Evet. Dünyada ondan başka bir şey var mı? Eşinizi çok seviyorsunuz herhalde. Tabii ki, eşimi niye sevmesin? Yani insan düşündükten sonra sevecek. Ben bu hanımımla azminden dolayı, başarısından dolayı gurur duyuyorum. Gurur duyduğum için gerçekten memnunum. Böyle bir insanı gerçekten Yüce Allah şükürlü olsun. Demek ki tencere vardı, kapağı da bu oldu. Çok memnunum, çok mutluyum. Ben hanımımdan gerçekten çok memnunum. Engelli bir eşim ama beni hiçbir zaman için engelli olduğum için bazı şeylerde tabii ki yardımcı olamıyorum. Mesela motorla odun kesiyor. Yani bir erkekten daha iyi bir şekilde motorla, el motoruyla odun kesiyor. Ama ben yardımcı olamıyorum. Ama beni hiçbir zaman için gururumu kırmamıştır. Bana her türlü yardımda bulunmuştur. Beni hiçbir zaman için zerre kadar olsa dahi hiçbir zaman engelli olarak değil, bir kişi, bir birey, bir koca olarak saygıyla, sevgiyle benimle hayatını sürdürmektedir. Yani gerçekten bir insanın engeli olabilir, bir insan normal olabilir, pat diye bir anda engelli de olabilir. Hayat acı ve mutlu sürprizlerle doludur. Onun için kişiyi kişi olarak seveceksin, insan olarak seveceksin, için, kalbin temiz, imanlı olacak, sevgiyle yaşayacaksın. Biz sevgiyle yaşıyoruz ve bu sevgiden de mutluyuz, herkese tavsiye edebiliriz.